Merhaba. Uhu, merhaba canlarım, merhaba. Oh, kokulu kokulu öpüyorum sizi. Hayırlı olsun deyin kız, hayırlı olsun deyin. Kahvemi de alayım. Evet, yine canlı yayınlar. Biraz ara verdik ama işlerim vardı, ne yapayım, yapacak bir şey yok. Sizleri çok seviyorum, sizleri çok özledim. Evet, bana hayırlı olsun dedim. Yeni işe başlayacağım tabii ama 4-5 gün sonra başlayacağım. Bu geçici bir, sürekli devamlı bir iş değil bu. Hani kız bir tane Engin vardı, Engin'i bilirsiniz. Onun hanımı hastanede çalışıyor. Hasta bakımı, çocuk bakımı için özellikle istiyordum ben. Aynur telefon açtı. Abla dedi, benim dedi, doktorum dedi, babası dedi, kalp ameliyatı olacak dedi. Gelir misin, aklıma sen geldin dedi. Olur dedim, gideyim bir görüşeyim dedim ben. Doktor hanımla görüştük telefonda. Hastaneye gittim. Çocuk doktoru, yeni erken doğanlar, prematür. Anam bir girdim içeriye, bu kadar bebekler, bir sürü virrak. Aman ne tatlılar, ne tatlılar. Küçücükler. Oturduk biraz, bir orada 10 dakika konuştuk Özlem Hanım, kendisi doktor hanım. Bir hafta falan olmuş, anji olmuş babası. 80 yaşında bir abimiz. İşte bir hafta sonra falan dedi, tetkiklerimi ne yapılacakmış, gününü alacaklarmış. Gece gündüz hastanede dedim, ben kalırım zaten hastanede. Kalıyordum dedim ben refakatçi. İyileşme sürecini dedi, tam net olarak bilmiyoruz dedi. Ama dedi evde de dedi. Olur dedim, sürekli olmadığı için zaten hastanede tutsalar bilmiyorum. 4 gün tutarlar, hadi bir hafta da evde olsun, hadi bilemediğin taş çatlasın. 10 gün kız, 10 gün. onu görüşmeye gittim. Gidelim dedi, istersen dedi, babamızı bir görelim dedi. Olur dedim ben, gittik arabayla. Bir raporu varmış, raporunu yazdı işte. Hastanede neler olacak? İş bana şey, tövbe, malzeme. Ben pek severim hastane ortamlarında. Hani hasta olup da kendim öyle hastalandığım zaman gitmem de hani böyle refakatçi severim, bayılırım yani. Gittik eve. Tanıtan bir abimiz işte, ne yapsın, kendi işini kendi yapan birisi. Tabii verdiği rahatsızlıktan dolayı biraz bitkin bir halde ama yemeğini olsun, evini olsun, her işini kendisi yapan biri. Bir hastalık sürecinde işte yanında refakatçi olarak. Olur dedim, onu konuştuk. Abi de sakin, uysal, onunla da anlaştık. Yani işte hayırlı olsun deyin diyorum. 10 gün bir süreç, sanmıyorum çok fazla süreceğini. Zaten ben de sıkıntılıyım, öyle fazla uzun sürmesin ya da yarım gün olsun. Ha bir de en çok sevdiğim, Aynur beni işte hastanenin önünden, acilin oraya gel abla dedi, oradan alayım ben seni dedi. Hoşuma giden İsmail'imin doktoruymuş. Bu dedeyim İsmail'in doktoru dedi. Tabii doktor, bir sürü çocuk geliyor, nereden bilecek İsmail kim? Ama İsmail'in doktoruymuş hem o. Bir de ona çok sevindim. Hatta söyledim ben. Doğrudur dedi. Çok hanımefendi bir doktor. Çok hanım bir doktor. İşte gittik. Babasını gördük. Evini gördüm. İyi, güzeldi. İşte bir 10 gün yani hayırlı olsun diye ona dedim. Bakalım hastanede neler yapacağım. Onu bilmiyorum. Benim olaylı geçer hastanelerim hep. Ay tövbe tövbe, gene başladım gülmeye ya. Bu arada tabii canlı yayında yapamadım. Yok işlerim vardı, olmadım, olmuyor. Ya da İsmail giriyor evde olduğu zaman. Bir türlü kısmet olmadı mı, olmuyor. Evet, bu arada tekrar Marifçe mi? Senin adına hem çok üzüldüm, ondan sonra hem çok sevindim. Gerçi şikayetini geri almışım. Ben burada hani Marif'e anlatıyorum, söylüyorum ama tabii ki Marif bunu şey yapacak, mesaj geldi gene, seyredecek. Marif bir tane yeni ev almıştı.
çok sevinçliydi. Instagram'dan falan sürekli konuşuyoruz Marif'le de. Çok sevindim ablam dedim ben. Hayırlı olsun dedim ben. Gene kapatıyorum ya neyse. Falcıyı. Hayırlı olsun ablam dedim ben. Aradan iki gün geçmeden ay baktım tekrar yazdı. Abla dolandırıldım dedi. Ay o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm. Aldığı evin tapusu sahteymiş herhalde. Çok üzgündüm Arif. Çok üzüldüm gerçekten senin için. Ama paranı kurtardığına, kişinin yakalandığına çok sevindim. Paranı tekrar aldın. Bir o kadar da ona sevindim. Demek ki helal paraymış. Bak geriye sana döndü. Sahte tapuymuş bu. Birkaç kişiyi daha dolandırmış. Yakalanır falan dedim ben Marife. Dedim sıkma canımı dedim. Ben işte arıyorlar iz yok, o yok, bu yok dedi. Konuşuyoruz hani şeyden. Instagram'da. Dedim yakalanır ablam. Döner de helalse döner, seninse gelecek o para geriye. Hani şey olmaz, kaçışı yok. Nereye gidecek? Demeye kalmadı. Akşamı baktım. Abla dedi ben dedi adam yakalandı dedi. Ben paramı geriye aldım dedi. Ama ben dedi şikayetçi olmadım dedi. Diğer dolandırdıkları kişiler şikayetçi olmuşlar. Hatta ben de dedim olsaydın sen de keşke dedim. Yapmayacaktı, yapmasaydı. Yakalansa da yapmayacaktı. Yok dedi. Marifi biliyorsunuz zaten Marifi şey vicdanlı bir çocuk yani. Az da olsa konuşmalarından anlıyoruz yani. Birbirimizi hepimiz tanıyoruz yani. Onun için Marifciğim buradan seni öpüyorum ve senin adına çok sevindim ablacığım. Teyzem benim, aşkım benim diyorsun ya. Teyzem benim, çok sevindim. Dikkatli ol Marif, dikkatli. Bak burada da bir Alanyalı birine kapıldım. Ta oradan buralara gelecektim bak. Marif gözünü aç oğlum, gözünü aç. Öyle şey durma, aklı bir karış havada, aptal aşık. Neyse tekrar sevindim. Evet dediğim gibi 10 gün bir aramız olacak. Bilmiyorum hastaneden ne kadar yapabilirim, canlı yayın yapabilir miyim? Mobilim kaldırmaz zaten büyük ihtimal ama evden belki yapabilirim. İşte o anki durumumuza bağlı, yani bittiğim evden. Hastamın durumuna bağlı, iyileşme sürecine bağlı. Bakalım inşallah. Çok tedirgin abimiz, amca diyeyim, abi mi diyeyim, ne diyeceğimi de şaşırdım. 80 yaşında. Hatta babam yaşında. Çok heyecanlı, çok korkuyor. Tabii kolay değil kalp ameliyatı. Çok gergin gördük kızıyla işte gittiğimizde, doktor hanımla evine gittiğimizde. Babasını bir gör dedi. Çok heyecanlı, çok panik, korku da var. Normal yaşta tabii 80 olunca. Bakalım inşallah çok iyi geçer. Tıp şimdi yani ilerledi, eskisi gibi değil. İnşallah tez zamanda çok fazla yatmadan ayaklanır. Çünkü zaten kendi ayakta maşallah 80 yaşında ama her işini kendi yapan dinç bir abi. Sağlam yani sağlıklı bir abi. İşte kalp damarlarında bir sıkıntı olunca doktorlar ameliyat demişti. Anju da demek ki fayda etmedi. Olmuş bir hafta öncesi anju olmuş ama kendimi iyi hissediyorum ama diyor bilmiyorum diyor. Kalbe giden damarlardan işte tıkanık olanlar varmış. Onlar alınacakmış büyük ihtimal söylediğine göre. Dedim yani bir şey olmaz amca dedim ya. Azıcık onu teselli ettim öyle konuştum. Dedim yani şimdi tıp ilerledi. Yani eskiden de o korkulu ameliyatlar. Şimdi maşallah şimdi ameliyat oluyor. Yarın sabah kalk git diyorlar sana. Hastanede bile tutmuyorlar. Dedim olmaz dedim inşallah iyi geçer dedim yani. Hiç tedirgin olmana panik olmana dedim. Gerek yok dedim yani. Yani diyeceğim işte bir 10 günlük çalışmam var. Hayırlı olsun kızlar diye deyin bana kızlar dedim yani. Yeter canım ben de 15 günden beri evdeyim. Tabii tatili saymazsak İzmir'i.
Bakalım hastanede kimseler bana dalaşmazsa, ama tek kişilik odada kalacakmış. Özlem Hanım'la, doktor Hanım'la konuştuk. Yok, ben de özel odaya alacağım sizi, yanınızda kimse olmayacak dedi. Yoksa ben öyle iki kişilik, üç kişilik odada olduğu zamanlar ben esrekliyimdir biraz. Yok yatağıma oturdun. Yok bazı insanlar da var. Geliyor anam böyle yayılıveriyor. Ben sinir oluyorum. Yani oturayım mı, edeyim mi demek de yok. En sevmediğim şeyler benim de. İşte o yönlerden çok tartışırım da yani. Başta söylerim, gene yaparsa. Çünkü yaşadığım şeyler benim bunlar. Ne kimsenin yatağına otururum, ne kimseyi yatağıma oturturum. Öyle de bir huyum var. Dedim hani öyle bir kalabalık odada olursak, hani üç kişilik odada olursak diye düşündüm. Bakalım aha dedim ben, bakalım. Ama doktor hanım dedi yok, özel odada dedi kalacağımız dedi. İnşallah dedi, fazla kalmayız dedi. İnşallah bakalım, inşallah iyi geçer ameliyatı. Yani 10 günlük bir süre ben öyle tahmin ediyorum. Bypass gerçi ne kadar iyileşiyor, onun iyileşme süreci nedir, ne değildir, ondan tam bir bilgim yok ama bilmiyorum, biraz tehlikeli gibi mi ameliyatı, yaşının verdiği şey mi, bilemeyeceğim. Kızı da yani ben de diyor bilemiyorum diyor, tamam ben de doktorum ama diyor herkesin branşı ayrı o. Çocuk doktoru, babasının yapacağı mesela kalple ilgili. Bilemiyorum iyileşme süreci nedir diyor. O gerçi doktorlardan öğrenmiştir ama. Bakalım ameliyata girdiği zaman, çıkınca abimizin durumundan belli olacak. Yani hastanede, hastane olaylarım olur olur benim gene. Belki çekim yapamam ama inşallah yapabilirim. Dövüş olursa çekerim, dövüş olursa çekerim. Ay tövbe tövbe, başladım gene gülmeye ya. Allah Allah gülmelerden de ayırmasın da, işte benim gülüşüme de kızıyorsun. Kızıyor bazıların. Bazıların hoşuna gidiyor, bazıları da kızıyor. Ne yapalım? Olur. Onca sıkıntıya, eziyete, şeye gülüyorum, yine de gülebiliyorum yani. Bu da iyi bir şey. Kız saçlarım da kurumadı. İnşallah hayırlı olur. Ondan sonra işte benim istediğim o. Ben bir hafta evde kalayım. Baktı evde daraldım mı, bana bir hasta çıksın. Bir hafta 10 günlük ona gideyim. O benim için, o da bir değişiklik. Ya da yarım gün olacak mesela. Tam gün değil. Cumartesi pazar olmayacak. Anam bende de baksana iş beğenmiyor. İş beğenmiyor. Bana da baksana iş beğenmiyor. Cumartesi pazarı olmayacak. Bana yarım gün olacak. Ha, öyle olur. Ya da böyle mesela refakatçi. Bir hafta olsun, 10 gün olsun, 10 günü de geçmesin ama. Ondan sonra bir hafta evde olayım. Sıkıldım mı, gene öyle bir haftalık olsun. Öyle yani, sürekli bir şey değil. Çünkü sizleri de özlüyorum. İzin veren yer olur, izin vermeyen yer olur. Ona bir şey diyemiyorsun. Mesela çektirmek isteyen olur, videosunu çektirmek istemeyen olur. Onun için bir şey diyemem ama bakalım, bir işte öğrenelim, ona göre başlayacağız. Belki eve çıkınca evde canlı yayın oradan yapabilirim herhalde, abimiz uyurken, öyle tahmin ediyorum. Çünkü herhalde bir kalkamaz ilk etapta. İnşallah iyi geçer de güzel geçer. 10 gün içinde her şey olur biter. Sizleri belki özleyeceğim 10 gün içinde ama olsun, ben oradan yaparım kız, gene canlı yayın yaparım oradan. Abi uyudu mu ben de yaparım canlı yayın oradan. Sizleri çok çok seviyorum, sizleri özledim, sizleri oh kokulu kokulu öpüyorum. Kendinize iyi bakın, o kanalı siz kapatın da ben görüşeceğim sizinle o zaman. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, bye.